Necmettin Erbakan Hoca'nın vefatı dolayısıyla, ki Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine, gündeme gelen 28 Şubat konusu Türkiye'yi derinden ilgilendirdiği için onu konuşalım ve o konudaki ortak görüşümüzü paylaşalım istedik. Çünkü bu 28 Şubat konusu televizyonlardan da takip edebildiğimiz kadar, gazetelerdeki makalelerden görebildiğimiz kadar, benim tespit ettiğime göre aslı esası tam kavranamamış, anlaşılamamış bir konudur. Anlaşılamayınca da bir kör dövüşü halinde herkes birbiriyle adeta bir kavgaya girişmiş vaziyette. Kendi iddiasını, kendi anlayışını, kendi konumunu, kendi takımını diyeyim, haklı çıkarmak için bunları bir vesile olarak kullanıyorlar. Bu da ülkemiz için ne iyi niyette de yapılmış olsa çok yıkıcı, düşmanlıkları, husumeti artırıcı sonuçlar doğuruyor. O bakımdan ben size bu konuyu öteden beri takip eden, biraz da işin içinde bir ölçüde bulunmuş bir kişi olarak düşüncelerimi size ben sunacağım. Sizler de çok aktüel bir mesele olduğu için zannediyorum buna sorularla, görüşlerle yön vereceksiniz. Erbakan Hoca hepimiz biliyoruz kendine göre bir davası olan adam. Bu davasından hiç vazgeçmemiş, inhiraf etmemiş ve kendisini buna adamış. Ülkemizde az görülen bir yapıdaydı. Ve öğrenciliğinden itibaren çok başarılı olmuş. Ve Türkiye'de bazı konuları, önemli konuları gündeme getirmiş, buna vesile olmuştur. İslamiyet'in, dinimizin önemli olduğunu yeniden gündeme getirmiştir. Fakat orada tutabilseydi çok iyi olurdu. Tutulamadığı için de konuşacağız onları. Arzu edilmeyen bazı durumlara da zemin hazırlamıştır. Türkiye'nin kalkınmasında sanayileşmenin çok önemli olduğu üzerinde ısrar etmiştir. Ve bu konuda sadece görüş olarak ısrar etmemiş, uygulama olarak da hükümette bulunduğu zamanda veya hükümet dışında her vesileyle bunu insanların şuuruna, mantığına yerleştirmeye çalışmıştır. Efendim, bu davasının dışında bir hayatı olduğunu herhalde kimse söyleyemez, söylemez. O bakımdan da insanlara örnek olabilecek bir model diyebiliriz. Görüşlere ayrılabilir ama dava sahibi olmak, o davasından inhiraf etmeden onun için yaşamak ve bu yolda ömrünü harcamak insan hakikaten bir model, örnek alınacak bir sima olarak görülmesi gerekir. Siyasette çok renkli bir sahne açmıştır. O da bizim siyasetimizin bir çeşidi olarak görülmelidir. Ben kendisini 1965 yılında tanıdım. Askerden gelmiştim. İstanbul'da Bağbade Sabah diye bir gazete çıkarılacaktı. Efendim, ben de o gazetenin çıkarıcıları arasında yer aldım. Bir gün dediler ki Teknik Üniversitesi'nde bir hoca var. Bu çok önemli bir hoca. Türkiye'nin sanayileşmesi konusunda röportaj yapacağız dediler. Onu davet ettik. Geldi bizim odaya. O kadar utangaç bir insan ki yerine oturamıyor. Konuşurken yüzü kızarıyor. Ben hayret ettim. Ben de İstanbul'a ilk gitmiş. İşte Anadolu terbiyesiyle yetişmiş. Ankara'dan başka neredeyse şehir görmemiş 65 yılında. Yedek subaylığımı falan yaptım. Ağrı'yı gördüm, Erzurum'u gördüm. Yol üstündeki Trabzon'u, Samsun'u gördüm ama yani biz de kapalı bir toplumun o terbiyesiyle yetişmiş bir insan olduğumuz halde hocanın bu çekingenliğini, mahcubiyetini doğrusu
Yadırgadım. Evet, yadırgadım demeyelim de. Hem hoşuma gitti, hem profesör olmuş bir kişi nasıl böyle oluyor gibi hayretime mucib oldu. Sonra o yayınlandı gazetede. Arkasından Erbakan Hoca'yı biz 22 Şubat veya 21 Mayıs'ta adını duyduk. Yani Talat Aydemir ihtilalinde kurulacak hükümetin üyesi diye adı geçti. Evet. Arkasından Türkiye Odalar Birliği'nin genel sekreteri olarak gördük. Efendim, orada da Süleyman Demirel başbakandı. Efendim, ona Odalar Birliği'ni teslim etmemek veya onun eline geçmesini arzu etmediği için engelledi. Adalet Partisi'nden milletvekili olmak istedi, veto edildi. Gitti Konya'dan bağımsız milletvekili oldu. Mücadele adamı onu gösteriyor. Arkasından Milli Nizam Partisi'ni kurdu ve meclise bir grupla katıldı. Milli Nizam Partisi kapandı, önce dağıldı kendi içinde bir grup. Nurcu denilen, efendim? Samettin Akmuncu. Mumcu, Nurcu denilen bir grup buradan ayrıldı. Epey de sayıları vardı. Efendim, sonra Milli Selamet Partisi'ni kurdu biliyorsunuz. Refah Partisi'ni kurdu, genel başkanı oldu. Fazilet kuruldu ama kendisi genel başkanlığı olmadı fakat kurucusuydu, yasaklı olduğu için. Saadet'i kurdu, kurucusu oldu, sonra da başına geçti. Burada özellikle üzerinde vurgulamamız gereken husus, bu hareketi tanımamız açısından ilk defa Türk siyasetinde asırlık bazı tarikatlar üzerine bir siyasi parti kurulmuş olmasıdır. O güne kadar tarikatlar veya dini gruplar diyelim, cemaat grupları diyelim, siyasette uğraşmazlardı. Bu bir gelenekti bizde. Çünkü onların vazifesi İslamiyet'i bu ülkedeki ulaşabildikleri her insana anlatmak, onların Müslümanlığını düzgün hale getirmek ve İslami terbiye vermek olarak kabul edilmiştir. Ve bir tarikat şeyhine Anadolu'da gittiğiniz zaman seçimlerde adaylar veya parti başkanları onları ziyaret eder, ellerini öperlerdi oyunu almak için. Ama hiçbir zaman ondan söz alamazlardı, sizin partinizi destekliyoruz diye. Çünkü tarikat içerisinde her siyasi görüşte insanlar vardı. O tarikat reislerinin, başkanlarının amacı şu veya bu partiyi desteklemek değil, hangi partiden olursa olsun Müslümanlara İslam'ı daha doğru öğretmek ve İslami terbiyeyi onlara aşılamaktır. Daha ziyade de bu ağırlıkla %80-90 halk kesimiyle ilgilidir bu teşkilatlar. Adeta toplumun tabii bir örgütlenmesi gibi kendini koruyan bir yapıydı Türkiye için. Bir dokuydu tarikatlar. Ama siyaset öyle bir alan ki hani dışarıdan görüldüğü gibi değil, çok çalkantılı bir alan. Oraya soktu ve tabii iyi mi oldu, kötü mü oldu onu herkes kendisi karar verecek, tarih karar verecek. Bir hatıramı da bu vesileyle anlatmak istiyorum esas konuya girmeden önce. Erbakan Hoca ile bir ön bilgi olsun diye. Biz 12 Eylül oldu, tutuklandık, içerideyiz. İşte dışarıdan mektuplar geliyor. Nevzat Köseoğlu'na bir mektup gelmiş. İçine de bir not koymuşlar. Bana dedi ki şunu bir okur musun dedi. Okudum. Diyor ki notta, Said Nursi'nin 1956 yılında hatırımda kaldığı üzere yayınlanmış Anarşi Üzerine Mektuplar kitabının filan sayfasından alınmıştır diyor not. Zaten kitap öğrendiğim kadarıyla soru cevap şeklinde düzenlenmiş. Soruldu. İslam Partisi kurulabilir mi? Cevap. Şer'an mahsur yoktur. Tavsiye, böyle bir parti asla kurulmamalıdır. Çünkü bu partiye üye olanlar, mensupları kendilerini korkulur ki kendilerine halis Müslüman, partiye yakınlık derecesine göre de diğerlerini İslamiyet'in dışına kadar çıkaracak şekilde kabul edebilir. Çünkü bu siyaset öyle ve İslam'a en büyük zarar verir. Asla tavsiye edilmez diyor. Evet, şer'an mahsuru yok
ama asla tavsiye edilmez diyor. Bunu şunun için söylüyorum, Erbakan Hoca ve arkadaşları Said Nursi'ye karşı büyük hürmetleri olan, onu büyük takdirle karşılayan ve onun nasihatlerine, görüşlerine çok itibar eden bir kadro olduğu halde demek ki bu konuda farklı düşünüyorlar. Şimdi bu siyaset döneminden sonra 12 Eylül ihtilali oldu biliyorsunuz 80'de. Bütün partiler kapatıldı. 83'te yeniden partilere izin verildi derken 1991 Türk siyaseti ve bugünkü karşılaştığımız durumlar için çok önemli bir tarihti 1991. Bu tarihte barajı aşamayacağını düşünen partiler ittifak yaptılar. O zamanki Milliyetçi Çalışma Partisi, Millet Partisi, Refah Partisi, İslahçı Demokrasi, Millet değil evet, İslahçı Demokrasi Partisi ve Refah Partisi, Milli Selamet 80 öncesinin partisi. 80 sonrası ilk parti Refah Partisi. Refah Partisi listelerinden anlaşılan oranlarda diğer partilerde katıldılar ve %16-17 civarında oy aldılar. Bunun önemi şuydu, Erbakan Hoca'nın kurduğu partiler belli bir oy oranının üstüne çıkamıyorlardı 69'dan o tarihe kadar, 91'e kadar. Milliyetçi Hareket Partisi ittifak yapınca benim kanaatime göre Refah Partisi'nin önündeki manevi setler yıkıldı. Yani bazı dikkatler, başka bir parti bunu koyamazdı. Cumhuriyet Halk Partisi, Refah Partisi'nin önüne bazı setler koyamazdı. Çünkü o bu alanda etkili olamazdı. Olamamıştı da. Ama Milliyetçi Hareket Partisi ile örtüşen alanları olduğu için ve Milliyetçi Hareket Partisi de mücadelesiyle, samimiyetiyle geçmişte bu muhafazakar kesim diyelim, mütedeyyin kesim diyelim, adına ne dersek diyelim, bu partilere oy veren seçmenler üzerinde etkili olduğu için büyümesinin bir sınırı vardı. Onu aşamıyordu. Bu ittifakla bu sınır ortadan kalktı. Nitekim 95 yılında bakın 91'de 4 parti %16 oy alırken 3 parti mi? 3 parti %16 oy alırken 95'te yok. Refah Partisi evet 158 milletvekili çıkarttı. %21 oy aldı. Doğru. Bir patlama var 91'den 95'e gelindiğinde. Türkiye şartlarında bir değişme yok. Yine işte o 12 Eylül ihtilalinin neyse kanunları, kuralları, psikolojisi, endişeleri onlar devam ediyor 91 ile 95 arasında. Kayda değer bir değişiklik yok. Bu patlamayı ben onunla izah ediyorum. 95'te ilk kurulan hükümet biliyorsunuz Anavatan Partisi de Doğru Yol Partisi. Bu hükümet 6 ay sürdü ve Haziran 1996'da Mesut Yılmaz istifa etti. Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz birbirlerinin yolsuzluklarıyla mücadele ettiler ve hükümet yapıldı. Aynı hükümetin başkanları, biri başbakan, birisi başbakan yardımcısı, birbirinin yolsuzluğunu mecliste oylama suretiyle yargılanmasını sağlamak yolunu seçtikleri için iç kavgadan devam etmedi. Bunun üzerine Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi 29 Haziran 1996'da hükümet kurdu. Ne zamana kadar sürdü bu? 30 Haziran 1997'ye kadar. Demek ki bir yıl Erbakan Hoca'nın kurduğu hükümet devam etti. Fakat bu bir yılın içinde 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nun bir oturumunda gerginlikler yaşandı. Ve 18 maddelik bir Milli Güvenlik Kurulu'na teklif getirildi. Bu teklif orada kabul edildi.
imzalanmaması mühim diye gazeteler Erbakan Hoca o zaman mı imzaladı, sonra mı imzaladı, direndi mi, direnmedi mi? Bizim konumuz açısından bunların hiç önemi yok. İster öyle olsun, ister böyle olsun. Biz hadisenin başka tarafı üzerinden hareket ediyoruz. Yalnız bu 28 Şubat'tan önce Türkiye'de gerginlikler yaşanmaya başladı. İç siyasette gerginlikler başladı. Nasıl oldu bu, niye oldu? İşte işin önemli tarafı burasıdır. Erbakan Hoca biliyorsunuz devamlı Batı'ya karşı bir insandı. Batı Hristiyanları, Haçlı zihniyetine, Avrupa Birliği'ne, Mason kulübü olarak gördüğü Avrupa Birliği'ne karşı açıktan mücadele verdi. Ve hakikaten çok net tavırlar koyuyordu. Amerika'nın emperyalist bir ülke olduğunu, Türkiye'yi sömürdüğünü, Türkiye'deki yöneticilerin her birinin Amerika'nın şu veya bu şekilde hizmetinde olduğunu, aydınların işte Batı kuklası rolüne girdiklerini, bundan kurtulamayan bir aydın kesimiyle Türkiye'nin bir yere gidemeyeceğini açıktan söylüyordu. İşte bu görüşe uygun olarak Erbakan Hoca, D8 denilen nüfusu 50 milyonu aşan 8 İslam ülkesiyle bir blok oluşturmaya kalktı. Ve dedi ki biz İslam ortak pazarını kuracağız, İslam NATO'sunu kuracağız, İslam Birleşmiş Milletler'ini kuracağız. Ve bu toplantılar işte yapılmaya başlandı. Bu Batılıları çok rahatsız etti. Amerika başta, İngiltere ve Avrupa Birliği'ni rahatsız etti. Acaba Türkiye Batı sisteminden çıkıyor, Doğu sistemine mi giriyor? Bu tabii ki Batı için çok önemli bir soru. Bu önemli bir soru. Bir de bizim gibi Batılılar, canım bundan bir şey çıkmaz, hele bekleyelim demezler. Benim gördüğüm Batılılar, kıvılcım iken kendi için tehdit oluşturan bir gelişmeyi kıvılcım iken söndürmeye kalkarlar. Çünkü maliyeti en düşük olanıdır. O büyür, yangına dönüşürse oradan nasıl bir sonuç çıkacağı belli olmaz. Hemen harekete geçtiler onlar. Ve Türkiye'nin içerisinde önce neden olduğu bilinmeyen, sanki bizim iç hassasiyetlerimiz sonucu çıkan kavgaların bir eseriymiş bu gerginlikleri gibi biz önce telakki ettik Türkiye'de yaşayanlar. Halbuki sonra öğrendik ki bu Amerikalıların neokonlar aracılığıyla İsrail'i de devreye sokarak zaten İsrail bu işin içinde bu hükümetin düşürülmesini istiyorlar. Bu hükümetin düşürülmesini istiyorlar. Peki bunu nasıl yapacaklar? Daha sonra çok bugünlerde çok yazılar çıkıyor bu konuda. Bunun için Türkiye'de birisinin bunu üstlenmesi lazım. Kim üstlenecek? Batı ittifakını, Batı sistemi içinde bulunmayı savunan ama etkili, yetkili kişiler bunu üstlenmesi lazım. O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel bu işi üzerine aldı. Ve bu projenin mimarı odur. Ama o gün bugün asker bu işi yaptı, asker getirdi, asker götürdü diye bir vesile veya fırsat bilinip herkes askere bu konuda ağır ithamlar yapıyor. Asker yok muydu? Asker de vardı. Ama bu iş pişirildi, kamuoyunda gelişti, belli kabul gördü. Asker içinden de bu işlere hevesli veya bazı bu merkezlerle irtibatı olanlar buna katıldı, sokuldu işin içine. Ve hareket başladı. Türkiye'de gerginleşme hareketi başladı. 28 Şubat'tan önce başladı. Şimdi tabii ne denecek? İrtica denecek. Çünkü bu tarihten bu yana gelen bir ihtilaf konusudur. Tarafları vardır bunun. Samimi olarak bundan endişe duyanlar var. İki taraf da endişe duyuyor. İrtica gelecek diyenler de büyük endişe içerisinde. Yani kötü niyetli olarak kabul edemeyiz içinde. Arkasında tabii ki kötü niyetler olabilir ama esas kitle olarak veya bunun öncüler olarak
Onlar da iyi niyetli. Hayır, memlekette iltica falan yok. Biz dinimize uygun bir şey yapıyoruz diyenler de aynı durumda. Ama böyle bir kavga tarihten geliyor. Şimdi bunun için bir üçlü çekirdek kadro kuruldu. Cumhurbaşkanı, ana muhalefet başkanı veya muhalefet başkanı diyelim. ANAP'ın genel başkanı Mesut Yılmaz Bey. Medyadan da Aydın Doğan. Bunun üçü bu işin çekirdeği oldular. Aydın Doğan bu işe niye girdi? Ben sonra 99 yılında Aydın Doğan'ı 69'dan itibaren tanırım. Bizim partiyle de biraz ilgisi vardı. CKMP döneminden ilgisi vardı. Öğrencilik yıllarında milliyetçi gençler arasında bulunmuş ve onlardan bizim partiye katılanlar olunca onu ziyarete gelir, biz de konuşurduk. Aydın Doğan 99'da bir vesileyle ben kendisiyle sohbet ederken bana dedi ki, büyük bir salonda oturuyor, bu binanın dedi 6-7 katlı bir büyük bina, bütün odalarının, maliyenin vergi kontrolleri doldurdu. Bütün dosyalar dolaplardan çıktı, yerle bir oldu. Yani adeta bizim firma çalışamaz hale geldi, açık alıyorlar. Maliyeyi şey göndermişler, şimdi de gönderiyorlar ya, o zaman da göndermişler. Memurlar geldi, biz ne yapacağız diye bana dert yandılar. Ben de o memura dövün atın dışarıya dedim. Dövdürdüm, attım dışarıya. Efendim, yani onun katılma sebebi de maliye onun üzerine yürümüş. Kendisini doğrudan ilgilendiren bir gerekçe var, gerekçesi var. Daha sonra bana dedi ki, tabi bu 99'daki bir konuşma. Geçen gün dedi, Tansu Hanım geldi, şu koltukta oturdu dedi. Barışmak için ağladı, yalvardı bana. Biz hata yaptık, dost olmamız lazımmış diye. Çok sızlandı dedi. Tabii ben kabul etmedim diye de böyle bir kendisine paye çıkartarak o hadise anlattı. Şimdi de maliyecilere bu defa muvaffak oldular galiba. Bilemiyoruz. Şimdi demek ki medya harekete geçince bu D8'ler, tarikat başkanlarıyla Abdullah Gül Bey bir yemek düzenlemiş. Başbakanlık konutunda, kameralar orada, onlar Mercedes'lere gelmiş, tarikat şeyleri, zavallı adamlar, sakallı, nereden bilsinler? Başbakan davet etmiş, geliyorlar. İftar yemeği, çorba. İftar yemeği, evet. Evet, filan. Bunlar büyütülerek basında böyle yorumlu veriliyor. Başka hadiseler dediğiniz gibi, fakat bizi o hadiselerin teker teker doğru olup olmadığı, tertip olup olmadığı ilgilendirmiyor. Bizi proje ilgilendiriyor. İşin projesi. Ne yapılmak isteniyor Türkiye'de? Nihayet işte 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oldu. Şubat'ta oldu. Erbakan Hoca Haziran'da istifa etti. Yani 18 Haziran'da istifa etti. O zamana kadar demek Şubat'tan 4 ay daha devam etmiş. Nasıl oldu bu istifa işi? Bir gün Cumhurbaşkanı'na götürdü, istifa dilekçesini verdi Erbakan. Efendim? Dedi ki, ülkede bir gerginlik var. Bu ülkeye zarar verebilir. Onun için ben başbakanlıktan ayrılıyorum. Yalnız bizim koalisyon protokolünde 2 yıl 2 yıl diye nöbetleşe bu görevi yapma işi var. Eğer Tansu Çiller Hanım'a siz hükümeti kurma yetkisi verirseniz biz ona güven oyu vereceğiz dedi. Demirel de ona dedi ki, güven oyu verecekler nereden biliyorsunuz dedi. Bizim partimizin milletvekillerini biz biliyoruz dedi o da. İki parti milletvekillerini biliyor. Parti koalisyona girmişse milletvekili oy vermez mi dedi. Canım dedi, noterden taahhüt mü aldın da böyle kesin konuşuyorsun dedi. Yalnız Demirel'in bu sözlerin arkasında bir mana vardı. Hiçbirimiz bunu görmedik. Biraz sonra o mana çıkacak. Bunlar da gitmişler, Tansu Hanım ve Erbakan Hoca milletvekillerini notere götürüp taahhütname aldılar. Bunu bir dosyaya koydu, götürdü Süleyman Bey'e. Buyurun dedi, güven oyu sayısı kadar
Hatta daha fazla taahhüt ediyor milletvekilleri. Siz noterden mi bunların ifadesini, iradesini tespit ettiniz diyorsunuz. Buyurun ettik diyor. Demirel o babacan tavrıyla güldükten sonra hocam iyi de diyor, güven oynaması noterde yapılmıyor ki diyor. Mecliste yapılıyor. Ben de meclisteyim o zaman, oturuyorum. Süleyman Bey telefon ediyor, meclisteki milletvekilinin sözü, hatırı kimin üzerinde etkiliyse onlara telefon ediyor. Bunlar Çankaya'ya gidiyorlar. Doğru yol. Doğru yol ve Refah Partisi'nden de var ama Refah az. Ağırlıkla Doğru Yol Partisi. Evet, onlara gelince konuşuyoruz. Otururken birisine daha telefon geliyor, o da gidiyor köşke. Bizi diyor, bizim ağa çağırmışlar, oraya gidiyorum diyor. Böyle açık oluyor bu işler. Dönenlere demiş ki, dönenlere anlatıyorlar, öğrendik onlardan. İstifa edin. Tekrar milletvekili olmanızın garantisi benim. Beklemeyin. Orada memlekette bunlar çok büyük gerginlik yarattı diyor. Daha Erbakan istifa etmedi. Doğru Yol'un içi büyük çapta boşaltıldı. Erbakan'ın içinden de bir grup milletvekili istifa etti. Efendim, bu arada Şemsiye Partisi kuruldu. Demokrat Türkiye Partisi Cindor tarafından. 22 milletvekili oraya katılmış. Efendim? Oraya katıldı. Bir kısım milletvekilleri de ne ANAP'a gitmeyi doğru buldu. Çünkü projede bunların ANAP'a gitmesi lazım. Doğru Yoldan ayrılanların ANAP'a gitmesi öngörülüyor. Fakat tabii arada gerginlik, sertlik olduğu için onun da seçim çevresi var. Kendi psikolojisi var. Ben gitmem ANAP'a diyor millet. O zaman bu partiyi kuruyorlar. Oraya da gitmeyenlere bağımsız kalıyor az bir miktar. Tabii meclis ekseriyeti Erbakan istifa ettiğinde veya ettiğinden biraz sonra el değiştirmişti. Mesut Yılmaz Bey hükümeti kurma yetkisini verdi. Hakikaten o hükümeti kurdu ve güven oyu aldı. Güven oyu aldı. Şimdi peki bizi ilgilendiren taraf diye vurguluyorum. Bir tanesini söyledim. Batı'yı rahatsız eden Batı sisteminden Erbakan Türkiye'yi çıkartıyor. Doğu da bir sistem, bir blok oluşturuyor. Türkiye'yi de oraya dahil etmek istiyor. Bir unsur hatırımızdan çıkmayacak unsur bu. İkinci unsur ki bizi daha bundan da önemli olarak ilgilendiriyor. Türkiye'yi dönüştürmek için yapılıyordu bu. Türkiye'yi dönüştüreceğiz diyordu. Konuşmalarında var hocanın bunlar. Şimdi cenazesinde oğlu Fatih Erbakan diyor ki babam ömrüm boyunca İslam Birliği devleti kurmak için, İslam Birliği için mücadele etti. Zaten o aşikar bilinen bir şey. Evet, bilinen bir şey. İslam Birliği'ni kurmak için ne olması lazım? Erbakan'ın konuşmalarında da var. Atatürk bu devleti millet esasına göre kurmuş. Bu doğru değil diyor. Bu doğru değil diyor. Osmanlı böyle değildi diyor. Halbuki Osmanlı da öyleydi. Osmanlı da millet esasına göre kurulmuştu. Ama çok güçlü olduğu için başkalarını da yöneten bir kabiliyet ortaya koydu. İddiası vardı. Başkaları derken onları yönetme hevesi değil. Bizim tarihimizden, kültürümüzden, inancımızdan gelen insanlığın adalet ve hak esaslarına göre mutlu kılınması, huzura kavuşturulması. Nitekim yapmıştır Balkanlarda, her yerde bu huzur. Osmanlı sulhu denilen Orta Doğu'da, Balkanlarda ve Kafkaslar'da bir 400 yıla yakın bir huzur dönemi yaşanmıştır. Bizim medeniyetimizin iddiası budur. Osmanlı, bütün Müslümanlardan tek devlet kurmak, bir siyasi ümmet devleti kurmak gibi dava peşinde değildi. Elbette İslam'ı her şeyiyle bağlıydı ama Türk milletinin devleti olarak kurulmuştu. Mahkeme sicilleri Arabistan'da da Türkçe tutuluyor, Sırbistan'da da Türkçe tutuluyor. Memur orada da Türkçe bilmek zorunda, yoksa memur olamıyor, burada da. Anayasada devletin dili Türkçe. Her şey Türk milletinin kimliği neyse, devletin kimliği de ona göre kurulmuştu. Ama
biraz farklılık vardı. Efendim, Müslümanlara bir millet dedi. Bu milleti de bir manada Arapçadaki ümmet manasında da kullandılar. Hristiyanlara da bir millet dedi Osmanlı. Böyle sadeleştirerek efendim meseleyi yürüttü. Ama o Müslümanlar bir millet kavramının içinde bunu inşa eden, bunu tesis eden Türk kültür ve medeniyeti işin omurgasıydı. Kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde bunu ortaya koymuş. Şimdi büyük bir mecliste oturuyoruz. Daha Mesut Yılmaz Bey hükümeti kurmadı. Yanında bir grupla kulisten meclis toplantı salonuna hızla girerken beni gördü kenarda. Hemen döndü yanıma geldi. Dedi ki akşam dedi biz dedi meclis albümü üzerinde çalışma yaptık milletvekilleri üzerinde. Kim kiminle ilgilenecek istifa konusunda. Efendim dediler ki sizin de saygı duyduğunuz büyükler Ayvaz Gökdemir ve arkadaşlarına bizim sözümüz geçmez. Onu Sadi Somucu'yla konuş demişler. Sen bir konuşur musun dedi bana. Ben dedim ki Mesut Bey ben böyle şeyleri sevmem dedim. İkincisi siz Ayvaz Bey'i tanımıyorsunuz. Böyle bir niyeti varsa konuşursak vazgeçer dedi. Hiç onun üstüne gitmeyin uğraşmayın dedi. Ve peki dedi kalktı gitti. Yani birebir böyle bir çalışma yapıldı ve sonra da o hükümet kuruldu. Demek ki Erbakan'ın D8'ler diye yaptığı o proje Türkiye'yi Müslüman dünyasındaki ülkelerle beraber dönüştürmeyi esas alıyordu. Refah Partisi'nin kapatılışıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli, bütün savunmalar, belgeler hepsi var orada. Kalın böyle bir resmi gazetede yayınlandı. Okursanız görürsünüz, Türkiye'nin çok hukuklu bir yapıya, rejime götürülmesi var orada. Var. Ve bir de cihat meselesi çok önemli. Eğer siz bir Müslüman ülkede cihat başlattık, cihadın karargahı ve teşkilatı da partidir derseniz, bu cihat o devlete, o sisteme, rejime karşı demektir manası ve cihat yapılan yerde de yani düşmanla karşı cihat yapılır. Onun bütün varlığı, malı, parası, mülkü size helal olur. Evet, helal olur. Çünkü konumu yanlış yaptınız mı ondan sonrası artık öyle gider. Öyle de yaptı zaten. Öyle de gitti. Mesela vergi vermemek, hiçbir mahsuru yok, hiçbir günah, evet TC. Veya işte bir takım diğer devlet işlerinde kanuna, hukuka, bizim kültürümüze, anlayışımıza aykırı işler yapmam, hiçbir mahsuru yok. Çünkü cihat var. Bunlar daha çok şeyler var, vakti uzatmak istemiyorum, belki de uzattık. Konuşmaları var. Milletvekillerin konuşmaları var o kapatma gerekçesinde. Parti yetkililerin konuşmaları var. Diyor ki bir milletvekili Kırıkkale'de konuşuyor, mitingde konuşuyor. Burası Cezayir gibi olacak diyor. Kan akacak kardeşim diyor. Kan akmazsa devrim yerine oturmaz diyor. Aynen Cezayir gibi olacak diyor. Hiç kimse tereddüt etmesin diyor. Gazeteler yazdı. Mitingde konuşuyor bunu. Bir kapalı toplantıda konuşmuyor. Tereddüdümüz yok ki Türkiye'yi milli üniter devlet yapısından çıkarmaya hedef alan bir hareket D8'ler yönünden bizi çok yakından ilgilendiriyor. Peki akla şu gelebilir. Müslüman ülkeler, güçlü olan ülkeler bir araya gelse, bir ortak pazar kursa, ortak bir NATO kursa, Birleşmiş Milletler'ini kursa, Batı blokuna, sistemine karşı bir başka kendi medeniyetimize, inancımıza uygun bir denge gücü oluştursa kötü mü olur? Halilala. Ona hiçbir Müslüman, hiçbir Türk itiraz etmez. Ama bunu söylemekle bu olmuyor. Ben isterim ki bütün dünyayı kurtaracak olan Türk milletidir. Çünkü ayrımı bilmez.
ırkçılığı bilmez, insanı kutsal varlık sayar, hangi dinden olursa olsun adaleti ve hakkı esas bilir. Ben dünyada başka böyle bir millet görmedim. İnsanın kurtuluşu bu milletin elinde, ben inanıyorum. Ama o kalkıp da benim hemen dünyaya yönelik bir iş yapacağımı, gerçekleştireceğimi ifade etmez. Yani fikirlerin özellikle 1000 yıldır batıyla mücadele etmiş bir medeniyetin çocukları olarak bizim ona karşı bir güç, bir denge unsuru tesis etmeden geleceğimizin tehlikede olduğunu görmek için kâhin olmaya gerek yok. Belli. Ama bu söylediğiniz şeyler evdeki bulgurdan da eder insanı. Yani sahip olduklarımızla kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü maalesef bugün dünyanın büyük gücü Batı'nın elinde. Hep bilhassa o günlerde öyle. Sovyetler bir idarmış ama Batı bu defa kontrolsüz ve her gün bir sürprizle insanları karşıya karşıya bırakacak bir imkana kavuşmuş. Tehlikeye atamazsınız milletinizi, iddialarınızı, medeniyetinizi. O bakımdan fikrin cazip olması evet, iyi güzel fikirdir. Ama uygulama işi, onun içi tamamen dolacak. Sonra bunun uygulamaya geçmesi için sizin teenniyle, büyük bir hassasiyet ve dikkatle bir projeniz, etrafı ürkütmeden, fincanca katırlarını ürkütmeden tabiri caizse uygulamaya koymanız lazım. Ortada hiçbir şey yok. Efendim, Müslüman D8'lerin NATO'su. Bakıyorsunuz o ülkelere, askeri gücü yok, sanayi yok, hiçbir şey yok. Herkes birbirine muhtaç filan. O bakımdan fikir tamam ama gerçekleşme durumu. Bugün Türk dünyası arasında bir organizasyon olsa, Avrupa Birliği'ne benzer bir işbirliği alanı meydana getirirsek çok iyi olur. Ben çok düşünmüşümdür. Böyle bir proje herhalde bir 50 sene sürer diye. Bir gün bir toplantıda böyle söyledim. Namık Kemal Zeyrek kalktı, itiraz etti. Ya abi dedi, 50 sene diyorsun, ben şu yaşa gelmişim, ben göremeyeceğim demek ki. Edip nefsi düşünmeyeceğiz. Çocuklarımıza biz böyle bir gelecek vaat edeceğiz. Bu adım adım ve sağlam ayağımızı yere basarak projeleri gerçekleştire olacak. Avrupa Birliği 1951'de kömür çelik birliği kurdu. Avrupalılar, birlik yoktu. 6 devlet, 2 büyük dünya harbini onlar çıkarttı. 50-60 milyon birbirinden insan öldürdü. Görülmemiş bir vahşet yaşandı. Bir daha bu olmasın, gücümüzü Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında toparlayalım. Medeniyetin merkezi ve temsilcisi biziz. Ezilmekten kurtulmanın yolu birleşmektir dediler. Kömür Çelik Birliği'ni kurdular 1951'de dedim. Avrupa Birliği 1993'te oldu. Hayır. 58'de AET oldu. 93'te Avrupa topluluğu oldu. 2003'te Avrupa Birliği oldu. Sonra da 2005'te Avrupa Birleşik Devletleri olmak için bir anayasa yaptılar. Kabul görmedi. 2003. Fransa falan referanduma götüren ülkeler oldu. Yani yarım asırdan fazla uğraşmış. Küçük bir havza, elit insanların yönettiği ülkeler, çok ortak noktaları var. Ama farklı milletler. Farklı milletler doğru. Fakat dayandıkları Hristiyan medeniyeti bakımından ortak noktaları var. Yarım asırda buraya kadar gelebilirler. Biz dünyanın yarısı denebilecek bir coğrafyada orada nüfus kalmamış. Ve çok büyük problemler var, insani problemler. Biz 10 senede, 20 senede yapmaya kalkarsak, Allah korusun, göz bebeği olan İslam dünyası ve Türk dünyasının, Türkiye'miz de elimizden kaçırabilir. Yani akıllı olmak zorundayız. Demek ki
Bu Erbakan hareketi 28 Şubat gerginliğiyle beraber iktidardan düşen hükümetin başındaki Erbakan'ın yapmak istediği şey blok değiştirmek ve Türkiye'yi de dönüştürmek. Bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey bu. Birisi gerçekçi değil, birisi dünyadaki bütün devletler bir millet esasına göre kurulmuştur, millidir. Milli devlet, yani devletin altında, arkasında meşruiyetin ve gücün kaynağı bir millet yoksa o devlet yaşayamaz. Siyasi ümmetçilik dediğimiz din sadece Türk milleti ve Arap milleti için değil, bütün insanlık içindir İslam dini ve kıyamete kadar olacaktır. Buna inanmışız. Siyasi ümmetçilik diye bir devlet olamaz, tarihte de olmamıştır. İslam devletleri dediğimiz aslında Müslümanların devletleri demek lazım. Kur'an'a uygun ifade budur. Emeviler de, Abbasiler de, Selçuklu da, Osmanlı da, Timurlenk de büyük devletleri kurdu. Ama İslam birliğini hiçbiri gerçekleştiremedi. O bakımdan biz sahip olduğumuz şeyi bilmedik. Bizi ilgilendiren tarafı bu. Sonra ne oldu? Hemen bugünlere doğru uzanalım. Bu milli görüş geleneğinden yetişmiş, Erbakan'ın talebelerim dediği Abdullah Gül Bey ve Tayyip Erdoğan Bey, biraz cin fikirli çıktı bunlar. Korkut Özal gibi bir bilen kişiyle ve etraftaki bazı kişilerle bir şeyi keşfettiklerini düşündüler. Dediler ki, güç madem batıda, biz bu İslam ülkeleriyle Türkiye'yi dönüştüremeyiz. Biz batıyla beraber olursak dönüştürebiliriz. Korkut Özal Bey bunu çok güzel anlatıyor. Şey de anlatıyor bunu, Abdullah Gül Bey de anlatıyor. Abdullah Gül Bey diyor ki, biz Türkiye'yi iç dinamikleriyle dönüştürmeye çalıştık. Bunun mümkün olmadığını gördük. Onun için dış siyasi dinamiklerle beraber olarak biz Türkiye'yi dönüştürmeye karar verdik. Bizi ilgilendiren kısmı Türkiye'nin birinci derece bu dönüştürülmesi kısmı. Şimdi Korkut Bey ne diyor? Milliyet gazetesine 21 Nisan 2003'te verdiği bir mülakattan size söylüyorum. AKP kurulurken onlara İslam kartından vazgeçin, partiyi faziletin üzerine kurmayın dedim. Yoksa İslamcı diye anılacaklardı. Bu kadro 28 Şubat darbesinden geçti. Yani 28 Şubat'ı o kesim bize geçit vermeyen bir hadise olarak görüyor. Altındaki teferruatları haklı, haksız, yanlış, doğru, onlar ayrı. 28 Şubat, Türkiye'yi dönüştürmeye izin vermeyen iradenin adı. Onların sözüne bakarsanız. 28 Şubat darbesinden geçti bu kadro. Kendini yeniledi. Ben gelecekten iyimserim. Zaten Avrupa ile birleştiniz mi? Üniter devletten falan eser kalmaz. Esas dava bu. Devam ediyor. TC'nin kuruluşunda bir sorun yok. Ama sonradan Türk kavramı Osmanlı'dan gelen Arnavut'u, Boşnak'ı, Çeçen'i, 40'tan fazla alt kimlik arasındaki çoğulcu yapıyı bir kenara atarak sadece bir ırkı tanımlamak için kullanıldı. Yani devlet Türk milletine göre kalır. Türk milleti bir ırk mı? Türk milleti bir etnisite mi? O saydığın bütün Boşnak, Arnavut, bilmem Çeçen, şu bu hepsinin adı Türk milleti. Aynı inancın, aynı medeniyetin, aynı vatanın, aynı devletin en az 1000 yıl aynı kazanda kaynattığı insanlar kardeş. Bilmez mi bunu Korkut? Bunu da şeyin söylediği, başbakanın söylediği 36 etnik grup, PKK sözcülerinin ve Abdullah Öcalan'ın söylediği cumhuriyeti kurarken bizi inkar ettiniz. Ve bu inkarla beraber baskı ve asimilasyon başladı. İşte bu hadise, terör dediğiniz hadise bu hakkın istenmesinden çıkmıştır diyor. Peki sizin Türk milletinden ayrı bir varlık olarak kendinizi görmeniz
halkın masum, halkın bununla ilgisi yok. Bu hareketlere katılan bölücü, terörist, ırkçı, fanatik grupları kastediyorum. Peki iddia ettiğiniz gibi Osmanlı döneminde de aynı milletin içinde değil miydiniz siz? Ayrı devletleriniz mi vardı bu milletin içinde? Yine bir milletin çocuğuydunuz. Dolayısıyla inkar olması için bir şeyin var olması lazım. Var olanı siz yok sayarsanız orada inkardan bahsedilir. Zaten yok. Ne Selçuklu'da var, ne Osmanlı'da var. Türkiye Cumhuriyeti aynen devamıdır. Ben hep söylüyorum, 1924'ten 82'ye kadar anayasalara bakın. 1876 Anayasası'nın devletin kimliği bakımından kopyası gibidir. Hiçbir farkı yok. Devletin kimliği bak. Millet kimliğini aynen devlet kimliğine taşıması bakımından. Evet, çoğulcu yapı dediği her etnik grubun kendisini siyasi zeminde temsil etmesidir. Çoğulcu, demokratik çoğulculuk dedikleri budur. Evet. 30 sene Avrupa'ya karşıydım. 30 sene önce Avrupa'ya karşıydım. Bunu da 14 Kasım 2002'de Ulusal Kanal'da kendisiyle yapılan mülakatta söylüyor Korkut Bey. 30 sene önce Avrupa'ya karşıydım. Bizim ön yargımız vardı. İki şey değişti. Geçen sürede Avrupa'yı yakından tanıma imkanı buldum. Daha sonra 28 Şubat fikirlerimizi değiştirdi. Yani bu işin geçit vermeyeceği Türkiye içinden anlaşıldı diye ben bunu kabul ediyorum. Dışarıya açılmazsa 28 Şubat bizi sınırlayacaktı. Muhafazakarlar bu durumu kavrayınca AB'ye girmeye razı oldular. Türkiye'deki baskılar, zorlamalar çıkışın Avrupa'da olduğunu düşündürmeye başladı. Biz özgürlüklere ancak AB'ye girerek, Kopenhag kriterlerini yerine getirerek erişebiliriz. Türkiye AB'ye girmeye mecburdur. Daha önce okumam gereken bir şey burada notta çıktı. Erbakan Hoca'nın bir beyanatında diyor ki, Refah yolunun yıkılması Washington'da kararlaştırıldı diyor. Doğrudur. Aynen öyle. Bu Alan Makowski'nin bir makalesi, 1997'de yayınlanmış bir makalesi, bugün birçok internet sitelerinde var. Orada da bu durum bütün açıklığıyla anlatılıyor. Bu batıya kayma, doğuya kayma önlenmelidir diyor. Hakikaten bir başarı Batılılar sağladı. Çünkü Türkiye'yi dönüştürme işi bu defa Batılı emperyalist ülkelerle beraber yapılmak üzere kaldığı yerden devam etmeye başladı proje. Biz buna Büyük Ortadoğu Projesi de diyebiliriz. Büyük Ortadoğu Projesi'nin Türkiye kısmı da diyebiliriz. Çünkü Türkiye'ye uygulanan sistem Irak'a uygulanan sistemden farklı malum. Orada asker kullanıldı. Dolayısıyla bu proje çok ilerledi. Önümüzde seçim var. Bu seçimde eğer yetkililerin sözleri ve meclis aritmatiği onların düşündüğü gibi gerçekleşirse anayasamız değişecek. Türk kimliği anayasadan çıkartılacak. Evet. Ve bu özerk Kürdistan, adı özerk Kürdistan olmaz da başka bir şey olabilir ama misyonu bakımından özerk Kürdistan dedikleri bir kuruluşa geçilecek. İki dilli, iki kimlikli bir yapıya geçilecek. Ve Türkiye federalleşme dedikleri federasyona götürülecek. Bu federasyonun, ben her toplantıda bunu vurgulama ihtiyacını duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve Almanya'daki federasyonla hiçbir ilgisi yok. Çünkü oradaki federasyonlar bir milletin federasyonu. Yani bizdeki gibi devletler ve milletler için ideal olan bir merkezden yönetilme, üniter devlet uygulaması, şartlar ve takdir her millete aynı imkanı vermiyor. Onlar o kadar yapabilirler.
hem Almanya hem Amerika aşağıdan yukarıya kuruldu. Önce aşağıdaki devletler kuruldu, sonra büyük çatı dedikleri, o çatı altında birleşmeye razı oldu. Önce savaştılar. Kimse kimseyi yenemeyeceğini anlayınca tek devlet kurmak savaş yoluyla mümkün olmayacaktır. Bunu anladıkları için bir çatı devlet kurdular. Birleşik Devletler dedikleri ona, büyük çatı. Altında da devletler eskiden olduğu gibi kendi alanlarında sanki müstakil bir devletmiş gibi yaşıyorlar. Ama Amerika'daki 50 devletin 50'si de biz Amerikan milletindeniz diyor. Zenci de olsa, İtalyan da olsa, Alman da olsa, İspanyol da olsa kökeni biz Amerikan milletiyiz diyor. Hatırlattığınız zaman da biraz rahatsız oluyorlar. Ne demek istiyorsun diyorlar. Hayır senin tipin vesaire biraz İtalyan'a benziyor da diyor. O benim kökenim diyor. Ben Amerikan milletim demek. Ha, bir milletten olunca bir merkezden yönetilme veya çok merkezden yönetilme bir yönetim meselesidir. Yoksa milli devlet yine kurulmuş oluyor. Almanya'da öyle. 400 tane prenslikten 16'ya indirdiler. 16 devlet kuruldu. 16 devletten de bir çatı devlete gidildi. Bizimki bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti de aşağıdan yukarıya kurulmadı. Milli devlet, bir milletin devleti ve üniter devlet, bir merkezden yönetilen devlet olarak kuruldu. Osmanlı'da öyle Anadolu Birliği'ni falan filan öyle sanamadı mı başkanım? Elbette. Ayıbeylikler var değil mi? Efendim şimdi Selçuklu'dan bir geçiştir. Selçuklu yavaş yavaş eriyip giderken batıda Osmanlı yükselmeye başladı. Bu yükselmeyle beraber beyliklerdeki bütün insanlar Osman Bey'e gittiler. Çünkü beylikler birbirleriyle savaşıyorlardı. Birbirlerine üstünlük davası gidiyorlardı. Selçuklu dönemin beylikleri. Osmanlı sınırları içinde değil bunlar. Ama Osmanlı küffar ile mücadele ediyormuş. Biz de gaza yapalım diyen nüfus adeta Osman Bey'in aktı. Evet, aktı. Hatta bu rüzgarlar, bu türküleri söyle, lafları, söylemleri Orta Asya bozkırlarına kadar götürdü, oralardan insanları götürdü buralara. Yani çok farklı bir hadise, gönüllü olarak. Osmanlı, Selçuklu dağıldı, beylikler dağıldı, Anadolu'ya hakim oldu. Hakimiyeti zaman içinde oldu. Batı'ya gelişmesi daha hızlı oldu diyebiliriz. Şimdi demek ki özetlersek ...28 Şubat 97 ile 28 Şubat 2011'in farkı ne dersek, efendim birisi Doğu devletleriyle, Müslüman devletlerle beraber Türkiye'yi dönüştürmekti. Öteki Hristiyan diyelim, artık dini tabir kullandığımız için, Batılı Amerika başta devletlerle bir olup Türkiye'yi dönüştürmektir. Her ikisi de milli üniter devletten federasyona geçmek istiyor. Şimdi dönüştürülme diyorlar bunun adına. Zaman zaman Dışişleri Bakanı da bu ifadeyi kullanıyor. Diyor ki biz millet derken Müslüman ülkeleri kastediyoruz diyor. Evet, ümmeti. O zaman ümmet demesi lazım ki millet doğru anlasın. Evet, doğru değil. Dürüstçe bir şey değil. Açık söylemeleri lazım. Evet. Osmanlı'yı yeniden ihya etmek için İslam paydasında bizim federasyon ve konfederasyonlara gitmemiz lazım diyorlar. Büyük Orta Doğu projesinde aynen böyle yazıyor. Peki Osmanlı'da federasyon var mıydı? Biraz önce konuştuk. Osmanlı asla federasyonu kabul etmedi. Zaten batılı ilim adamları, tarihçiler ve sosyologlar, büyük ilim adamları bunlar. Osmanlı niye bu kadar uzun ömürlü oldu? Tarihte kurulan hanedan devletleri içerisinde Osmanlı kadar uzun ömürlü olan hiç yok. Bu nasıl oldu diye incelenmişler. İlim merak ediyor bu işi. Baştaki sebep, başta gelen sebep merkezi idareyi kurmayı başarabildi diyor. Merkezi idare kurulursa devletin birliği, gücü daima yaşatılabilir, sağlanabilir.
Şimdi sen Osmanlı'yı ihya etmek için federasyondan bahsediyorsun, konfederasyondan bahsediyorsun. Osmanlı'da yok bu. İslam faydası diyorsun, İslam bunu hiç kabul etmez. Çünkü tevhid, imanın orta direği olan tevhid de Yaradan kendisi tek olduğu için Müslümanların birliğini istiyor. Nerede? Bulunduğu yerde birliğini istiyor. Sen federasyon dersen, bu federe devletleri de etnik, ırk gruplarına göre tesis etmeye kalkarsan, bizim kitabımız buna haram diyor. Irkçılık diyor ve haram sayıyor. O zaman söylenen lafın ikisi de ne Osmanlı'ya uyuyor, ne İslam'a uyuyor. Ama diyorlar konuştuğunuz zaman, biz şimdi Suriye'yle, Irak'la, Ürdün'le vesaire Müslüman ülkelerle bir birliğe gideceksek, milli üniter devlet, bir milletin devleti. Bu sınırlıyor bizi, buna imkan vermiyor diyor. Büyük Ortadoğu Projesi de böyle diyor. Peki ne yapacağız? Önce Anadolu'da etnik gruplarla 1, 2, 3 neyse bir federasyona gideceğiz. Hatta bizim biraz da ağzımıza bir parmak bal çalmak için. Musul vilayeti diyor Osmanlı taksimatında biliyorsunuz ona. Evet, Misak-ı Milli'nin içindeydi zaten bu diyor. Kim diyor? Amerikalılar diyor bize bunu. Misak-ı Milli'nin içindeydi zaten diyor. Bunu da katmamız lazım. Yalnız oradan itibaren konfederasyona geçilmesi lazım. Yani öteki devletlerle federasyon olmaz diyorlar. Konfederasyon. Çünkü federasyonu kabul etmez. Egemen devlet. Hiçbir şeyi kabul etmez onlar da. Bir yazılanı nazari planda özetlemeye çalışıyorum. Peki Amerikalılar, ha siz diyorlar İslam dünyasında büyük bir görev yükleneceksiniz. Böyle bir büyük çatı kurulacak. Efendim konfederasyon gibi bugünkü tabiriyle. Siz de aşağı yukarı bunu yöneten durumuna geleceksiniz. Peki soralım bu Amerika, bu Haçlılar bizi bu kadar çok seviyorlar mı işte İslam dünyasının başına getirmek gibi? Durup dururken niye böyle bir şey? Gayet peki kardeşim sen benim İslam dünyasının başında bulunmamı istiyorsan ve Orta Doğu'da bir dünyada bir istikrar, bir güvenlik ve barış sağlansın bu yolla bu mümkün diyorsan peki bir milleti niye Anadolu'da parçalıyorsun sen etnik gruplara göre? Eğer bir millet Anadolu'da parçalanmışsa, Anadolu'da güç kalmamıştır. Meşruiyet ve gücün kaynağı dağıtılmıştır. O zaman biz kendimiz ayakta duramayız. Zaten 1000 yıldır şark siyaseti denilen Türkleri geldikleri Orta Asya'ya sürmek değil mi? Şimdi 80 milyonun sürülmesi mümkün olmadığına göre, karşımızda Avrupa Birliği'nin filan bizim ordumuzla, devletimizle baş edecek bir gücü de olmadığına göre nasıl yapılacak? Gücün kaynağı milletin dağıtılması lazım, parçalanması lazım. Sonra biz saf insanlar olduğumuz için milletçe bu federe devletler birbiriyle kavga etmekten hiç usanmazlar, bıkmazlar, yorulmazlar. Enerjimiz bitince Anadolu halledilecek. O İslam dünyasının bilmem başına geçmek falan onlar da işin şaşırtmacası ve çok yanlış şeyler söylüyor. Bizim başımıza kim geçecek o zaman? Evet, işte batılar buralar. Medeniyetimizin yoğrulduğu beşik Anadolu'ya işgal altında diyorlar. Bugün olmuş gibi hepsinin, aydınların, ilim adamlarının ve devlet adamlarının kafasında parıl parıl böyle parlıyor. 1000 sene geçmiş. Biz dünü bilmeyiz. Çünkü bize eğitim vermiyor bunu. Bizim milli bir eğitimimiz yok. Yenilmeyen bir millet Türk milleti. Kimsenin gücünün yetmeyeceği bir millet Türk milleti. Ama çocukların eğitilmesi lazım kardeşim. Yani kozmopolitizm, modernlik, çağdaşlık, ilerleme diye öğretiliyor bizim mekteplerimizde. Şimdi bu eş başkanlık işi falan da buradan çıkıyor işte. Bize eş başkanlık görevi veriyor diyor başbakan. Şimdi bir ülkenin başbakanına böyle bir görevi kim verebilir? Dünyanın hangi kuruluşu veriyor? Ve bir ülkenin başbakanı böyle bir görevi
Büyük Millet Meclisi'nden geçirmeden, çünkü anayasası var, kanunlar var, devletin sistemi var. Herhangi bir sözleşme imzalamışsanız dışarıda, bunun yürürlüğe girmesi için usulüne göre onaylanması lazım, kanun çıkarılmaz. Bunların hepsi yok. Ama ben diyor, eş başkanıyım diyor. Bu işi yapıyorum diyor. Irak işgal ediliyor, bizim eş başkan ağzını açmıyor. Ve hakikaten yürek acısıdır. Hiçbir Türk'ün, Müslüman'ın, insanım diyenin razı olamayacağı bir utanç verici facia yaşanmıştır. Ve yaşanmaktadır Irak'ta. Dünyanın en eski medeniyet merkezi yerle bir edilmiştir. 1,5 milyon insan ve sefalet. Nasıl bu toparlanacak? Başlı başına bir yürek acısı ve biz bunu kınamıyoruz. Destek oluyoruz. Bütün gücümüzle destek oluyoruz. Bu nasıl İslam faydası? Bu nasıl İslam anlayışı? O zaman işin içinde başka bir şey var. Şimdi Erbakan Hoca'ya dönüp bu zihniyeti ifade etsin diye bir delil size sunmak istiyorum. Türkiye'deki siyasi parti mecliste temsil edilmiş, gücü olan, belli bir gücü olan siyasi parti liderlerinden ve başbakanlardan Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine gitmeyen yok. Erbakan Hoca hariç. Malezya'ya gitti, İran. Malezya'ya. Malezya'ya da gidiyor, Afrika'nın öteki ucuna da gidiyor. İran'a, Malezya'ya. Şimdi Ermeniler biliyorsunuz 92'de Ruslarla beraber olup Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini işgal ettiler. 128. tümen oradaydı Rusya. 130 motorize şey. Efendim, Hocalı'da korkunç gözlerini oyarak kadınlar, kızlar, çocuklar kulaklarını keserek yavaş yavaş burada bizim milletimizin tüylerini ürpertecek asla hayalinden bile geçiremeyeceği bir hadise insanlarla kavga edersiniz, öfkeye kapılırsınız. O ya o sizi vurur silah varsa ya siz onu vurursunuz. Ama gözlerini oyarak öldüremezsiniz. Organlarını keserek öldüremez. Kadın kızda bir gece baskınıyla karşısında bir askeri birlik falan yok. Zaten zavallı Azerbaycan ordusunu kurmamış. Bağımsız devletim diyor da orduda hiçbir şey yok. Kurumları daha teşekkür etmemiş. 1 milyondan fazla insan kaçkın dedikleri göç etmek zorunda kaldı. Yıllarca naylon çadırlarda, tren vagonlarında kışı yazı aç susuz geçirdi. Herkes bunu kınadı Türkiye'de. Bir kişi kınamadı. Onu da kınamazlar şimdi gitti. Efendim bir dakika. Allah. Ben öbür dünyasını Allah bilir. İnsanların durumunu, Allah nazarındaki durumunu biz bilemeyiz. O sahibine aittir. Ama biz bu dünyadaki durumunu, fotoğrafını çekiyoruz. Peki Müslüman ülkeler birleşiyor da, birleşecek de, Türk Cumhuriyetleri dediğimiz ülkelerde yaşayanlar da Müslüman. Demek ki onların bir kabahati var. O zaman o, evet, o Müslümanlık muteber sayılmıyor sanki. Başka bir kelime bulamadığım için bunu söylüyorum. Yani şimdi de tabii bu ziyaretler, görüşmeler bakımından motomot veya kopyasını çeker gibi aynı durum yok ama Türk Cumhuriyetlerine karşı çok soğuk bir dış politika takip edildiğini biliyoruz. Ve biraz önce söyledim, yarım kaldı. Davutoğlu biz millet derken Müslüman ülkeleri anlıyoruz diyor. Ve diyor dedi, 4 ülke arasında serbest ticaret anlaşması yaptık dedi. Lübnan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında. Ben Avrupa Birliği konusunu hep incelediğim için böyle bir anlaşma yapması Türkiye'nin mümkün değil. Avrupa Birliği'nden çıkarsınız, yapabilirsiniz. Çünkü Gümrük Birliği dolayısıyla Avrupa Birliği rejim, gümrük rejimini nasıl ayarladıysa siz onu aynen kabul ediyorsunuz. Kendiniz bir ülkeyle gümrük anlaşması yapamıyorsunuz. E peki doğru olun, aslı olmayan, doğru olmayan şeyi niye söylüyor? Söylüyor. Bunların hep politikalarını. Söylüyor, evet, söylüyor. Politikalarını.
Bu böyle nokta nokta seçerek resmi tamamlamaya yardımcı olur diye söylüyorum. Yalnız içeride arkadaşlarla sohbet ederken ben dedim ki şeyden internetten taradım. Erbakan Hoca hiç Türk Cumhuriyetlerine gitmemiş dedim. Arkadaşımızın biri dedi ki Azerbaycan'a gitti dedi. Ne zaman? Evet. Şimdi nasıl gittiğini anlatacağım size. Keşke gitmeseydi. İran'da görüşmeler yaptıktan sonra ne vesile ise vesile ile ilgili ise bilmiyor. Azerbaycan'a gitmiş. Bunu haber alan dışişleri bizim kendisi muhalefet partisi lideri Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliğine talimat vermiş. Havaalanında karşılayın. Bir parti lideridir, muhalefet partisi lideridir, meclise temsil ediyor, geçmişte bakanlık yapmış bir devlet adamıdır diye. Bizim büyükelçi başta uçaktan iniyorlar, karşılamak üzere diziliyorlar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçiliğinden de aynı şekilde büyükelçi ve ilgili zevat sıraya giriyor. Hoca uçaktan iniyor, bakıyor, doğru İran'ın, evet teker teker hepsinin elini sıkıyor. Türk Büyükelçisi'ne ve sırtını dönüp gidiyor. Türkiye'deki İslam anlayışında bir daha doğrusu siyaset zeminindeki İslam anlayışında bir değişiklik oldu. Bu 69'dan bu yana. Bizim Hoca Ahmet Yesevi'den, efendim işte Mevlana'lardan hep saydığımız Yunus Emre'lerden, Hacı Bektaşi Veli'lerden gelen İslam anlayışı ki bize göre tam kitabın söylediği, kitabımızın söylediği manada bir İslam anlayışıdır. Maturidi itikat mezhebimizin imamı Maturidi anlayışına uygundur bu. Evet, evet. İmam-ı Azam mezhep imamımız o da. Efendim, bundan farklı bu. Kısaca onu da söyleyeyim bu vesileyle sorulara geçelim. Şimdi Türkiye'nin dışındaki İslam ülkeleri emperyalistlerin işgaline uğradı biliyorsun. Hepsi işgale uğradı. Oradaki Müslümanlar bu işgalci, zalim, sömürgeci emperyalistlerle mücadele etmek için çok aciz durumda kaldılar. Güç noktası aradılar. Dinleri, inançları onların en büyük gücü olarak karşılarına çıktı. Ve İslam'ı düşmanla savaşmak, çatışmak, vuruşmak, kan dökmek ideolojisi haline getirdiler, bir öfke meydana getirmek için. Bir asra yakın zaman içinde değişik ülkelerin durumu tabii. Mücadele ettiler, düşmanı attılar. Fiziken attılar, şeklen attılar. Fakat sonra dönüp baktılar ki o yaptıkları ideoloji haline İslam'ı getirme işi bir kültür oldu. Farkına varmadılar, İslam'ı o zannetti onlar. Dolayısıyla da bununla ilgili kitaplar yazıldı. Büyük kitaplar yazıldı. Bu kitaplar bize de geldi. Mısır'dan, efendim şurada, kutup gibi birçok insanlar kitaplar yazdı. İslam'ı siyasallaştıran, ideoloji haline getiren kitaplar. Onlar mazurdu, başka çareleri yoktu. Düşmanı kovmak için bu yola başvurmaları lazımdı. Sonra dönüp baktıklarında bunu İslam'ın kendisi zannetmeleri veya bu doğru yorumu zannetmeleri mazur görülecek bu durumdu. Ama biz öyle bir işgale uğramadık çok şükür. Biz bu İslam ta köklerinden gelen geleneğe sürdürüyorduk. Söze başlarken de iyice artık zayıflamış olan tarikatların bile fonksiyonunu değil mi? Halka dinini öğretmek, İslami terbiyeyi vermek, şu parti bu parti diye ayrım gözetmemek bizim tarikatlarımızın anlayışıydı dedim. Şimdi bizimkiler bir ithal bu İslam anlayışını Türkiye'ye getirdiler. Ne oldu getirince? Birlik emreden İslam, barışı emreden İslam, sevgi, yardımlaşmayı, hoşgörüyü emreden İslam dini bu anlayışın elinde nereye gittiyse çatışma çıkarttı aynı ülkenin içinde. Kendinden olmayan ötekileştirdi. Ha, çatışma çünkü şeyinde var. O ideolojinin huyunda var, bu yapısında var. Halbuki birliği sağlaması gerekirken çatışmayı getirdi.
Bir de buna o Said Nursi'nin kitabından verdiğim örnekte olduğu gibi kendi partisinde olanlar halis, olmayanlar da derece derece. Evet, öyle sözler de maalesef söylendi. Ve bugün baştan da söylediğim, yani dinimizin önemini millete hissettirmek, farkına tekrar varması güzel bir şeydi, gelişmeydi ama orada kalsaydı. İşte orada kalmayışı, bugün İslam'ın da içini boşaltma diye bir tabir var. Yani İslam'ın içi boşalmaz da insanların İslam anlayışını epey sağa sola çekildiğini ve anlaşmayı sağlayan, bizi yüceltecek, insanı kurtaracak mesajları görülmeyecek hale getirildi ve büyük sıkıntımız var. Şimdi İslam'ı savunan veya savunduğu kabul edilen aynı partinin içinden çıkmış kişilerin Batı İttifakı'ndan Türkiye'ye kurtuluş sağlamaya kalkmaları, Batıların zulmü karşısında Başbakan'ın o son zamanlarda gazetelere de çok yayıldı. Amerikalı askerlerin sağ olarak vatanlar, yani hiçbir izah olamaz, hiçbir izah olamaz. Bu noktaya kadar iş geldi. Eğer seçimlerden sonra sözün bağlanacak yeri, demek ki 2-28 Şubat'ta Türkiye'yi dönüştürmeyi amaçlıyor. Sadece engellenen sistem, blok değiştirmedir. Bu Batılıları çok korkuttu, bunu engellediler. Bizim içerideki Batı sistemine bağlı, geleneğe mensup siyaset, bürokrasi, asker, belli bir kesim asker, onları da tuttular, bu işin içine koydular, tamam, Batı sisteminde kaldı Türkiye. Bunu akıllıca, ilmi olarak Batı sistemi ile dengeleyecek, çatışmadan bir yol Türkiye'nin bulması lazım ama bunun çok büyük hazırlık isteyeceğini, zaman isteyeceğini de unutmamak lazım. Şimdi tabii Batı çok güçlü, önümüzdeki seçimlerden sonra eğer anayasa bir millet ana devleti olmaktan, milli üniter devlet olmaktan çıkartacak bir yeni düzenleme getirirse Allah korusun Türkiye içeride bir kaosa sürüklenir. Bu da bu milletin hangi görüşte olursa olsun her insan için tahmin edilmeyecek büyük zararlar getirecektir. Bunu bilmemiz lazım. Bu 28 Şubat'ta bu olaylar meydana gelince, Haziran'da Erbakan Hoca istifa etti dedim, değil mi? Hükümet düştü dedim. Temmuz'da o Refah Partisi'nden bazı diğer partilerden birkaç kişi, efendim, o zaman Profesör Nevzat Yalçıntaş milletvekili değildi. İstanbul'dan o, Burhan Özfatura İzmir'den çağırmışlar, beni de davet ettiler. Biraz bu milli meselelerde hassasiyeti olan milletvekilleri diye düşündükleri kimselerle bir toplantı düzenlendi. Ben de o toplantıya katıldım. Yani bu hadiselerden nereye yol açmak isteniyor, ona örnek olsun diye yaşadığımız bir hadise. Dediler ki Türkiye, Türk ordusu Alevilerin eline geçiyor. Aynen Suriye'de olduğu gibi Türkiye artık Alevi ülkesi olacak. Vakit geçirmeden buna karşı halkı organize etmeliyiz. Bunun için de partiler kendi flamalarını, bayraklarını göstermeksizin ortak mitingler düzenlemeli. Bu mitinglerin adı da Demokrasi ve Birlik mitingi olacak. İlk mitingi de Malatya'dan başlatalım. On binlerce İnsan yiyelim biz bunların karşısına diye. Böyle bir teklif getirdi. Nevzat Bey bunu anlattı. Hasan Celal Güzel Bey bir söz aldı. Tabii herkes konuşuyor. Dehşete kapılmış havada konuşuyor herkes. O öyle bir konuşma yaptı ki salondaki hava iyice gerildi böyle. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu aldı. Ondan daha ileri. Memleket gidiyor. Ey vatan, ehli vatan, ayağa kalk. Yani ben bunu şöyle tarif ettim anlatırken bazı arkadaşlara.
Hani kibrit çaksan ateş alacaktı. Hava öyle bir. Ben de konuşmak istemiyordum. Durumu görünce dedim ki müsaade ederseniz ben de bir şey söyleyeyim. Bakın dedim. Bu 28 Şubat olayı ne? Ordudan karışanlar ordunun klasik çizgisinin dışına çıkmıştır. 12 Mart 1971'de olduğu gibi. O ordunun, Türk ordusunun klasik çizgisiyle tam mutabık olduğumuz söylenemez. Mutabık değiliz. O gün için daha çoktu bu mutabık olmadığımız noktada. Ama o klasik çizgiye tekrar bu ordu sokar, çizgiyi düzeltir. Nasıl sokar? Beyanat vermez. Müzakere yapmaz. Tartışmaz. Bakın Temmuz ayındayız, önümüzde Ağustos var dedi. Terfiler, tayinler, emeklilikler olacak. İnceleyin 12 Mart 71'i, ona vesile olanların %90'ı emekli edilebilecekler. İlk Ağustos'ta emekli edilir. Emekli edilmesi mahsurlu görülenler etkisiz görevlere gider. Sonra 2. Ağustos'ta onlar gider. Belki kalıntı 3-5 kişi numune olabilir. Kendini iyi ama, izleyenler. Evet, çizgi düzeltilir. Şimdi ben size teminat veriyorum. Önümüzdeki Ağustos'ta kim bu 28 Şubat'ta başrol oynamışsa bunların önemli bir kısmı emekli edilecek. Siz mitingi yapayım deyinceye kadar bu iş icraat başlamış olacak. Sonra etkisiz yerlere kalanlar atanacak. Ondan sonraki Ağustos'ta da zararsız hale getirilecek ve çizgi düzeltilecek. Bundan emin olun. Ama siz Çevik Bir gibi vesaire bir takım insanların öne geçip ordu çünkü içindeki insanı suçlayamaz. Hiyerarşisi var onun. Şeyine, kimyasına aykırı. Ve onu savunmazsa ordu bak şöyle oldu derler. Sahip çıkma istemeyerek de olsa sahip çıkma durumuna düşer. Siz bastırdıkça ordu o kaç kişi ise sıkıntıyı yaratan bu kişileri değil orduyu halkın karşısına korsunuz. Ama sabrederseniz ki zaten siz miting yapmadan bu icraat başlayacak. Göreceksiniz bu iş düzeltilecek dedi. İnanın, sanki balona iğne batırmış gibi hava sönüverdi. Yani kötü niyetli insanlar değil, buradan onu da ben görüyorum. Yani kötü niyetli olsalar, daha da evet gürültü çıkarabilirler. Hiç itiraz eden olmadı. Hiç itiraz eden olmadı ama o hava bitti salonda. Ben de takip ettim. Öteden beri bu işleri üzerinde duruyorum ben. Aşağı yukarı dediğim gibi oldu. Ordu kendi çizgisini yeniden yoluna koydu. Bugünkü ordu 97'deki orduya göre milli meselelerde Kıbrıs'mış, Patrikhane'ymiş, Papaz Okulu'ymuş, efendim Ermenistan işiymiş, PKK işiymiş. Yani Türkiye bütünlüğünü ilgilendiren ne varsa bu konularda belki tarihimizde, bu Cumhuriyet tarihinde en çok mutabık olduğumuz dönemi yaşıyor. Ama başka sıkıntılar var.